Merhaba arkadaşlar, adım Kostu Soyadım Arslanoğlu. Yunanistan'dan sesleniyorum. İşimiz emlak danışmanlığı ve uzmanlık alanımız yatırım yoluyla oturum izni. Yeni kurallar nedir? 400-800-250 yani 800-400-250 3 tane vites var. Birinci vites 800 bana göre pahalı bir seçim. Ancak böyle kendiniz oturursanız girilebilecek bir model. Doğrusunu söylemek gerekirse çok o konuyla alakalı çok da talep almıyorum. Gelirse tabii ki değerlendiririz, tabii ki yardımcı olmaya çalışırız ama bana göre eğer kanun diyorsa ki bunu 250'ye kadar veriyorum, 250'de al, bitir ve o şekilde gitsin. Şimdi eskiden müşterilerimiz, biz yani ben oturum iznini biraz arkada tutarak diyordum ki doğru düzgün bir yatırım yapalım. Oturum izni de bonus gelsin. O dönem Çinliler kart satın alıyordu. Yani oturum izni için geliyorlardı. Ne olursa olsun sala gitsin. Bir tane mülk alınıyordu ve oturum izni alınıyordu. Onların emlakçıları gerçekten çok çok büyük paralar kazanıyorlar. Bizim %2 aldığımız yerlerde onlar %30 para alıyorlardı. Neden anlatıyorum? Şu olmasın isterim, yani hala olsun istemem. Madem öyle, tamam alalım bir kart, kazık da yesek ne olur. İşin gelir tarafını o kadar kolay teslim olmayalım. Olabildiğince şartları zorlayarak 250'nin karşılığında ne kadar fazla kira alabilirsek o kadar fazla kira alalım diye düşünüyorum ben. Şimdi ne yapıyoruz? Biz de emlak danışmanı olarak artık kanun sana diyor ki eskiden kullanımı evi olmayan, kullanım şekli ev olmayan her türlü yeri sen al, yatırımcı olması açısından, yani sen aldan kasıt bu, yanlış anlaşılıyor. Siz bunu alıp yapacaksınız demiyorum. Siz bunu hazır da satın alabilirsiniz. Başka bir yatırımcı bunu alıp eve çevirebilir, siz satın alabilirsiniz. Orada ne isterseniz yaparsınız. Renovasyon konusunda biz size yardımcı oluruz ama bunu siz yapacaksınız diye bir kural yok. Kim yaparsa yapsın. Kanun kimin yaptığına bakmıyor oturum izni verme aşamasında. Yani oradaki memurlar çok basit insanlar. Çok da komplike düşünen insanlar değiller. Diyorlar ki ne diyor? Ofismiş burası. Eve dönmüş. Güzel. Ben bunu 250'den kabul ederim diyor. Bir dakika. Şimdi ofisler bana göre şu anda eve çevrilebilecek durumda olan tiplerden en güvenlikli olanı. Çünkü kanun şu anda daha açık ve seçik bir şekilde net değil. Bir ibare var. Diyor ki 5 sene kullanılmış onu sanayi alanlarında konuşuyorlar. Daha orada bence bekleyin. Zaten bekleyin. Yani tekrar söylüyorum. Şu anda kovalayan hiçbir şey yok. Bu oturum izni işinin de bana göre 1-2 senelik daha hayatı var. Ondan sonra kafasını kesecekler, diyecekler ki hiç vermiyoruz. Yani son dönemde biraz süründürecekler, kapatıyoruz, kapatmıyoruz. Orada yine bir panik olacak, yine biz koşturacağız deli gibi. Ama bana sorarsanız bunun 2 senelik bir ömrü var. 12 senedir bu program var. 14 olacak ve ondan sonra bu iş bitecek. Yani bu oturum izni programı zannetmeyin ki. Yani Yunanistan'da biz şimdi başka türlü büyüdük. İşte yerli malı, şu olsun, bu olsun, yurt dışından para gelsin, yabancı sermaye gelsin. Avrupa'da böyle bu çok da umurlarında değil. Yani biz Türk kafasıyla diyoruz ki ya para geliyor, bunu yaparlar. Yapmıyorlar, umurlarında değil. Bunu ben işlem içinde olduğum memurlardan, noterlerden, bazı avukatlardan görüyorum. Yani adama diyorsun ki ya ben yatırımcı getiriyorum. Ben böbürlerine söylüyorum. Karşıdan aldığım adam yani söylemiyor ama diyor ki bana ne kardeşim, yani benim cebime bir şey girmediği sürece senin ne getirdiğin çok da umurumda değil. Devlet memurları da böyle düşünüyor. Yani bizim tarz bir durum söz konusu değil. Şimdi biz de bu ofisten ev çevirme muhabbetine yerler topluyoruz diye. Ben şu anda bir ofise geldim. Burası Pire'nin çok güzel bir yerinde. Bütün binada shipping şirketleri var. Burası büyük,
bir yer 700 bin euro 700 bin euro metrekaresi de yaklaşık 375 metrekare bir yer. Kiralansaydı 4-5 bin euro para alırdı ama yeri çok güzel. Yeri çok güzel. Biraz gezelim gelin. Buradan arkadaşlar eşim arıyor. Bu videonun sonunda canlı bulamayabilirsiniz. Burası deniz manzarası. Burası liman. Diyorum yani burasını çevirmek için göstermiyorum. Burası çevrilmez. Çünkü alan olarak da çok güzel. Kira getirisi olarak da bence çok güzel. Burası hiçbir zaman değer kaybetmeyecek bir ofis olduğu için çekiyorum. Yoksa çekmezdim. Gelin. Burada çok büyük bir alan var. Bu şöyle de yapılabilir. Küçük bölümlere. Buradan ben hesapladım. 10 tane küçük ofis çıkar. Bunları 500 Euro'dan kiralasam. Tuvalet bölümü burası. Burası da mutfak bölümü. Arkaya doğru gidiyor. 10 tane ofis yapsam, 500'den alsam ayda 5000 euro para eder. Satış fiyatında 700 bin euro. Burası da 400 olur, burası da 400 olur. Yani bence güzel bir alan, değerlendirilmesi gereken bir alan. Binanın kendisi çok şık ve bana göre iyi bir yatırım olur. Anladığım kadarıyla pazarlık payı da var. Bunu Türkiye'deki shipping, denizcilik şirketleri kiralayabilir. Buranın kiralanması zor bir yer değil. Ben genelde mağaza, ofis pazarlayan bir insan değilim. Ama burası gerçekten çok güzel olduğu için çekiyorum. Yeni kurallarla alakalı şeyleri de söyledim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.